Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle Adana'daki mazlum dostu, yetim dostu, Suriye'den şehrimize gelen, mülteci durumunda olan, muhacir durumuna düşüp şehrimize gelen Suriyelilere ilgi gösterip onların derdiyle dertlenen, onların sıkıntılarını yüreğinde hisseden Adana halkına, duyarlı Adana halkına teşekkür ediyorum. Bir sloganımız vardı. Adana'dan Suriye'ye uzanan kardeşlik eli diye. Bu proje kapsamında bugüne kadar 15 tır Suriye içindeki yetimlere, mazlumlara ve mağdurlara gönderildi. Yine bu duyarlılığı gösterip bugün de inşallah derneğimizin başlatmış olduğu 1 kilo 11 lira kampanyasının ikinci tır unu bugün yüklenecek, 16. tır olarak. Bugün Suriye'deki mazlumlara gönderilecek. 17. tır olarak da yine hem gıda maddesi hem de kış olması hesabıyla kışlık mont, kazak, pantol ve giysi olarak şu an 17. tırı arkadaşlar dolduruyorlar. İnşallah bugün veya yarın Suriye'nin içindeki mazlum, yine mağdur ve yetim konumunda olan ailelere ulaştırılacak. Allah razı olsun diyoruz katkısı olanlardan. Onun haricinde şu an Adana'da 270 tane yetim aileye aylık gıda yardımı yapılmakta. Bunlar 270 aile, sayı olarak vurduğumuzda 1260 kişi yetim ve dul, yani başlarında erkek olmayan babaları veya kadının kocası savaşta şehit olmuş veya kayıp Esad'ın cezaevlerinde olduğu için haber alınamayan, ailesi burada mağdur olan 270 aileye aylık gıda yardımı yapılıyor. Bunların bir kısmına da kiraları ödeniyor. Ayrıca bunlar yetim aileler ve bunların haricinde de yine savaş mağduru olan, çalışamayacak konumda olan ailelerimiz var. Yani evin erkeğe ya eli kopmuş ya ayağı kopmuş savaştan. Yani çalışamayacak konumda ve yaşlı olan aileler de var. Bunlara da aylık gıda yardımı yapılmakta. Ve şu an Suriye'de bombalamalar devam ettiğinden şehrimize hala şu an mülteci akını devam etmektedir. Bu yeni gelenlere ev eşyası, mutfak eşyası, çünkü gelen insanlar tabiri caizse elbiselerini alıp, yani bir valizle ancak şehrimize geliyorlar. Bu gelen insanların inleden iple her şeye ihtiyaçları var. Evlerden ikinci el ev eşyası, ondan sonra mutfak eşyası, yatak, yorgan gibi evlerden alıyoruz, bu ailelere veriyoruz. Ayrıca şu an kışın gelmesi itibariyle yazın gelmiş olan ailelerin evlerinde kışlık yatak, yorgan, battaniye gibi ihtiyaçları var. Şu an bir battaniye kampanyası başlatmak zorundayız. Sizin aracılığınızla bu Adana'daki izleyicilerimize, seyircilerimize de bunu duyurmak istiyoruz inşallah. Nasıl yardımcı olabilirler? Bu kampanya daha doğrusu başladı mı? Sadece taslak aşamasında mı? Yardım etmek isteyen şu an izleyicilerimiz nasıl ulaşabilirler? Bu kampanyamız zaten derneğimiz kurulduğundan bu yana devam ediyor da mevsim değişikliklerinde mevsime ihtiyaca binaen bazı kampanyalar başlatılıyor. Kış önümüzde olması hesabıyla şu an battaniye kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Bir battaniye 20 lira battaniyenin bedeli. Bunu ister bize battaniye olarak teslim edebilirler, isterlerse nakit olarak bize gönderebilirler. İsterlerse de kendileri battaniye alıp bizim derneğe ulaştırabilirler. Kendileri nasıl isterse, artı ikinci el ev eşyası, yatak, yorgan gibi verebilecek olan arkadaşlarımız da derneğimize telefon açarlar, adreslerini verirlerse biz adresten gidip alıyoruz kendilerinden. İhtiyaç sahibi ailelere veriyoruz. Özellikle işte az önce çekimlerini yaptı arkadaşlarımız, yine bu Suriyeli ailelerin çocukları var burada. Biz sahip çıkmazsak başkaları sahip çıkacaklar bu çocuklara. Dolayısıyla bu çocukların dini yönden yetiştirilmesi için İslam dininin ilmihal bilgilerini ve Kur'an öğrenmeleri için derneğimizde çalışma var. Şu an 200 öğrencimiz var. 120 tanesi erkek, öğleden önce ders görüyorlar. 80 tanesi de kız olmak üzere öğleden sonra hem Kur'an-ı Kerim ve ilmihal bilgileri üzere ders alıyorlar. Şu an okul açıldığı için bu sayı düştü. Normalde yazın az önce çekimlerini yaptığınız yerde 400 tane öğrencimiz vardı. 4 tane erkek hocamız var, 2 tane bayan hocamız var. Bu öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim ve Arapça derslerini Arapça olarak veriyorlar. Ayrıca Türkçe dersi bu öğrencilerimize veriliyor.
Ayrıyeten buraya gelen hocalarımızın da Suriyeli hocalar da Türkçe dersine bizim de hocalarımız yardımcı oluyorlar. Türkiye'nin kendilerine gösterdiği misafirperverlikten Adana'daki duyarlı insanlara teşekkürlerini bildiriyorlar. Biz de bu konuda teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Fukara Yardımlaşma ve Danışma Derneği 2013'ün Aralık ayında resmi olarak kuruldu. Ama daha öncesinde ferdi yapılan çalışmalar vardı. İşte Behlül kardeşimiz de buradadır. Kendisini Tantuni dükkanından ilk Adana'ya gelen Suriyeli ailelere bir iki aileye Tantuni yani ekmek ucundan kalan ekmek uçlarından ailelere verdi. Birinci gün, ikinci gün derken aileler gelmeye başladı. O şekilde bizim de faaliyetlerimiz başladı. Mehmet abi de zaten o dönemlerde sürekli şunu söylüyordu. Diyordu ki artık bu işi dernek kurun kendinize. Dernekleşin, bir dernek kurun. Yani bu şekilde gitmez. Allah nasip etti elhamdülillah. 2013'te resmi olarak kurduk. Şu anda faaliyetlerimizi devam ediyoruz. Bugün de elhamdülillah şu an 17'yi yüklüyoruz. İnşallah bunu gönderdikten sonra da 15'i 16. insani yardım tırı 500 torba 10 yükleyeceğiz. Bu 500 torba 10 içerisinde de bu şimdiye kadar toplam 1500 torba oldu. Yani ortalama 75 ton un oldu. Bu unlar da inanın ki 1 liralarla toplandı. Yani insanların işte 1 lira, 2 lira, 3 lira yani 1 kilo benden olsun, 3 kilo benden olsun bu şekilde teşvik edilerek elhamdülillah toplandı. Bugün de inşallah yola çıkacak. Özellikle bu gıda, giyim 10 bin kişiye yakın kışlık giyim var burada. Allah razı olsun buradan özellikle Medeniyet Vakfı'na teşekkür ediyoruz. Kendileri de özellikle bu kışlık giyim konusunda Suriye'ye beraber ortaklaşa bu kamyonu gönderiyoruz. Allah razı olsun. Aslında söyleyecek çok şey vardı. Mehmet abi Allah razı olsun hepsini özet olarak söyledi. Size de peki, çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi tabii ben Mehmet abiye birçok soruyu sordum. O geneli itibariyle söyledi ama ben biraz daha dernek başkanı olarak sizinle bu yardımların dışında genel itibariyle Fukara Derneği'nin yardımlarını konuşmak istiyorum. Çünkü yetimlere yardım yaptığımızı az önce Mehmet abi söyledi ama battaniye konusuna biraz daha değindik. Nasıl yardım edebileceklerini. Peki yetim konusunda yardımcı olmak isteyenler ne yapmaları gerekiyor? Neler yapabilir? Şu an 275 tane yakın yetim ailemiz var. Yani ortalama 1000'in üzerinde yetim çocuk var şu anda. Özellikle elhamdülillah şu anda 1000 adet bu yardımları gönderdikten sonra önümüzdeki hafta 1000 yetim çocuğa kışlık mont dağıtımı yapacağız. İnşallah kısmet olursa yine sizleri çağırırız, görürsünüz. Özellikle Adana içerisindeki hayırseverler birebir biz kendilerine diyoruz ki biz yetim aileleri size verelim, kardeş aile edinin, siz kendiniz yardım edin. Biz aradan çekilelim, siz kendiniz görün. Bu şekilde çalıştığımız hayırseverler var. Yetim aileler onlara gösteriyoruz adreslerini, telefon numaralarını, yetim ailenin hikayesini, başından geçen olayları tek tek aileye, hayırseverine anlatıyoruz. Ondan sonra ona teslim ediyoruz. O kendisi ilgileniyor. Bu şekilde çalışma var. Ayrıca de ya ben aylık size bağışta bulunayım bir gıda paketi ya da işte yetim ailenin aylık kirasını siz kendiniz ödeyin. Biz de bu şekilde aylık olarak kendimiz ödediğimizde işte bununla alakalı videodur, fotoğraftır çekip hayırsevere ulaştırıyoruz. Bu şekilde sürekli devam ediyor. Yani gün geçtikçe devam ediyor. Dün gece inanın saat gece 12'de bir telefon geldi. İnönü Parkı'nın orada 5 çocuklu bir aile dışarıda kalmıştı. Bizim katacak yerimiz yoktu. Şu anda 2 tane misafir evimiz var. Bu 2 misafir evde de hastaneye gelen yaralı kişiler kalıyor genellikle. O aileyi inanın dün gece bir yere katamadık. Dışarıda kaldılar. Özellikle onlara söyledim ki sizi çadır kente gönderelim. Kabul etmediler. Az önce de buraya geldiler şu anda. Şimdi kış geldi. Bu birkaç gün sonra bunun gibi daha çoğalacak yani bu aileler. Yani bizim de imkanlarımız kısıtlı. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yetmiyor yani açıkçası. Başkanım şimdi çok da özel bir şey olmazsa şeyi özellikle sormak istiyorum. Şimdi sizin bir yardım derneği olarak ben sadece Suriyeli yetimlere ya da Suriyeli çocuklara, Suriyeli ihtiyaç sahiplerine değil, Adana'daki ihtiyaç sahiplerine de yardım ettiğinizi biliyorum ama genel itibariyle Suriyelileri öncelediğinizi de biliyorum. Bununla ilgili eleştirildiğinizi de biliyorum açıkçası. Siz neler söyleyeceksiniz? Yani
Bu konuda özellikle bizde kayıtlı yetim Türk ailelerimiz var. Özellikle cezaevinde kalan ailelerimiz var. Yani biz kesinlikle hiç kimseyin şeyinden yargılamıyoruz. Neyden, ne için, ne yaptı. Mazlum statüsünde. Peygamber Aleyhisselam yani mazlumun dini sorulmaz statüsünde biz gelenlere kesinlikle ihtiyaç şeyine göre değerlendiriyoruz. Bu konuda cezaevindeyse, cezaevinde olan aileler özellikle aylık olarak düzenli yardım ettiğimiz Türk ailelerimiz var. Bu konuda mesela özellikle gelen Türk aileleri de onları Sosyal Hizmetler Vakfı'na, valilik tarafına onlara yardımcı oluruz, yol gösteriyoruz. Diyoruz ki işte muhtarlığa, kaymakamlığa, işte bu tür yerlere başvurursanız ya zaten devletimiz gereken bu konuda yardımlar yapılıyor. Onları yönlendiriyoruz açıkçası. Çok mağdur olan aileler anlıkta zaten kendimiz müdahale ediyoruz. Dediğimiz gibi bize de genellikle gelen yardımların %90'ı şartlı geliyor yardımlar. Yani Suriyeli aileler için, işte yetimler için. Derneğimiz de Suriyelilerin Adana'ya gelmesiyle beraber açıldığından dolayı genellikle bizi Suriye'ye yardım eden bir dernek olarak biliniyor. O açıdan da bazen de hareket edemiyoruz. Yani hayırsever diyor ki al bunu bir adak kes Suriyelilere dağıt. Başka kimseye dağıtma. O açıdan bazen bizim de ellerimiz de açıkçası yani kilitleniyor, bir şey yapamıyoruz yani. Ona şöyle bir açıklık getirelim biz izleyicilerimiz hem bu eleştiriyi yapan kardeşlerimiz durumu bilsinler. Suriyeli diyoruz ama şu an Iraklı mülteciler var, Afganlı mülteciler var. Suriyeli dediğimiz zaman sanki Suriyeli farklı bir algılanıyor. Aslında Suriyelilerden gelenlerden baktığımızda Arap var, Kürt var, Türkmen var. Bunların üçü de var ve bu üçüne yardım yapılıyor. Ama bunlara genelde söylendiğinde Suriyeli deniliyor. Yani Suriyeli diye bir ayrım yok. Derneğe müracaat eden, bu civarda oturanlar genelde Suriyeli olduğu için Suriyeli müracaat ediyor. Yoksa Irak'tan gelen, bize müracaat eden aileler var. Onlara da yardım yapılıyor. Bunların içerisinde Kürt var, Türkmen var, Arap var. Hepsi var. Bir ayrım söz konusu değil. Derneğe müracaat ettiğinde, Türkiye'den müracaat ettiklerinde genelde sosyal yardımlaşmadan yardım alma imkanları olduğu için oraya yönlendiriyoruz. Onlar yardım etmezlerse biz ilgileniyoruz. Ben buradan aslında şunu bir sizin aracılığınızla paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin geneline baktığımız zaman birçok belediye bu konuya el atmış, yardımcı oluyor. Yetimleri de sahipleniyor. Örneğin yakın zamanda İstanbul'da bir belediye Suriyeli yetimlere yardımcı olmuştu. Ben buradan sizin alacılığınızla Adana'daki belediyelere seslenmek istiyorum. İnsanların sosyal yaşamlarıyla ilgili belediyenin işleridir aslında. Burada şehrimize gelen bu mültecilere belediyelerin yapacağı çok işler var. Yani imkanı olanlardan vazgeçtik. Bu yetim ailelere el atarlarsa, yardımcı olurlarsa, örneğin bu aylık gıda paketi verilme, birçoğunun başında erkek yok, kadın ve çocuklarla baş başalar, kira yardımı yapmaları, yani buradan Seyhan Belediyesi'ne, daha çok Seyhan Belediyesi'nde var, bölgesinde var, Yüreğir Belediyesi'nin bölgesinde var. Bu iki belediyeye çağrı yapmak istiyorum. Lütfen bu şehrimize gelen mülteci misafirlerimize yardımcı olalım. Biz yardımcı olmadığımız zaman bunları, bizim ülkemizi sevmeyen birileri bunları bizim aleyhimize kışkırtacaktır. Biz bu insanlara sahip çıktığımız zaman, misafirperverlik gösterdiğimiz zaman hem biz Allah katında sorumluluğumuzu yerine getirmiş olacağız, hem bu insanların terörist olmasını, din düşmanı olmasını, ülke düşmanı olmasını, buraya Türkiye'ye düşman olmasını engelleyeceğiz. Onun için gidip başka yerlerde işte kendini canlı bomba yapmasına veya kullanılmasını engellemiş olacağız. Buradan belediyelere sesleniyorum. Lütfen şehrimize gelen bu misafirlerimize yardımcı olalım, sahip çıkalım. Biz sahip çıkmazsak başka birileri sahip çıkıp bizim aleyhimize, insanlığın aleyhine kullanacaklardır. Bu duyuruma ses verirlerse buradan özellikle Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'a sesleniyorum. Şehrimize gelen bu mültecilere dinimiz gereği sahip çıkmamız gerekiyor. Burada şu anda Mehmet abi 200 dedi de 250'nin üzerinde Suriyeli çocuk var. Sabah saat 8 ile 10 arası kız çocukları, 10 ile 12 arası da erkek çocukları olmak üzere her gün burada eğitim görüyorlar. 6 tane yakın öğretmenimiz var. 4 tane bayan, 4'ü bayan, ikisi erkektir. İşte bayanlar kız çocuklarına, erkekler de erkek çocuklar, erkek hocası da diğerlerine ders veriyorlar. Burada ayrıca cumartesi, pazar da özellikle Türkçe dersi de veriliyor. Bu günlük olarak burada bu eğitim, din eğitim dersi alınıyor. Bunun yanında özellikle cuma namazı ile alakalı daha önceden valiliğin bizden istemiş olduğu
kanaat önderleriyle alakalı bilgiler vardı. Yani Suriyeli kanaat önderleri, işte onlarla iç içe olabileceğimiz, onlarla diyalog kurabileceğimiz kanaat önderlerinin isimlerini tespit edin, bize verin denmişlerdi. Bununla alakalı biz isimleri verdik. Özellikle cuma namazıyla alakalı çok talep var. Yani camilere gidiyoruz, diyor ki ya bir şey anlamıyoruz. Bir şey dile, yani gidiyoruz, oturuyoruz, geliyoruz. Yani bu konuda işte bize bir cami özel olarak tahsis edilse ya da bir yer tahsis edilse, bu konuda bizim şu anda inşallah bununla alakalı bir projemiz var. Burada cuma namazı kılacağız. Gelen yoğun istek üzerine bununla alakalı valilikle de bununla görüşmüştük. Özellikle Mehmet abinin demin dile getirmiş olduğu, özellikle Suriyelilerin işte terör kişilerin yuvalarına kaçmaması için farklı farklı işte esrardır, çetelerdir, bu tür insanların içerisinde bulaşmamaları için burada onlara bununla alakalı nasihatler yapılacak. Özellikle Suriyeli, yine Suriyeli imamlar tarafından. Şu anda çalışmalar başladı. Seçimden önce bazı olaylar olduğundan dolayı açıkçası burada yapamadık. İnşallah Rabbim nasip ederse bu cumadan itibaren burada cuma namazını kılacak. Özellikle bu bölgedeki tüm Suriyelilere haberdar etmişiz. Bununla alakalı onlarla komşuyla alakalı diyalogları, halkla alakalı diyalogları, yani iş yeriyle alakalı, çalışma şeylerle alakalı, bunları hepsiyle alakalı inşallah bilgi verilecek. Onlara vaazlar yapılacaktır. Bu onların kendi istekleriydi. Biz isterdik ki gerçekten cami içerisinde, yakın bir cami. Mesela bu bölgede özellikle yani 10.000'in üzerinde aile var. Yani 10.000'in ortalama 3 ile 4 ile çarptığımız takdirde Meydan Mahallesi, Gülbahçe'dir, Mirza Çelebi'dir. 40.000'e yakın kişi var bu bölgede. Şimdi muhakkak olması lazım. Şu anda sadece burada bir okul var, Suriye okulu. Bu okul da yetmiyor. Okulda sürekli olaylar da oluyor. Şimdi okul, cami de olursa bu bölgede ekstradan bir okul daha, bunların ihtiyacını görebileceğini tahmin ediyoruz inşallah. Allah razı olsun. Son olarak başkanım, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Bu kurban bayramında Adana'da 84 tane kurban kesilerek Suriyeli mülteci, özellikle öncelikli yetim ailelere dağıtım yapıldı. 50 tane de Suriye'nin içerisinde kurban kesilerek yine fukara derin kurban bayramında yapmış olduğu bir çalışmaydı. Yani yalnız gıda yardımı değil veya kira yardımı değil, yalnız yetimlere o değil. İhtiyacı olan her türlü yardım yapılıyor, gıdanın haricinde de, kurbanlarda da. İşte bu sene elhamdülillah duyarlılık gösterildi. 84 tane kurban Adana'nın içinde kesilip ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Size ulaşmak isterlerse insanlar nasıl ulaşabilirler? www.fukarader.org sitemiz var. Ayrıca Facebook'ta Fukarader yani Google'den Fukarader yazdıkları takdirde her türlü ulaşırlar. Burada adreslerimiz de var. Telefon numaramız da 0322 432 78 78. Telefon numarasından da bize ulaşabilirler. Gereken bilgileri de verebiliriz. Demin son olarak bir şey soracağım da aklıma birden geldi de. Demin dediniz ki Türk aileleriyle alakalı. Bununla alakalı Türk ailesi isteyen, Arap ailesi isteyen, ne bileyim Kürt ailesi isteyen, bizde kayıtlı aileler var. Kişiye özel de bu yardımı yapabiliriz yani. Fukara yazıp 80-71'e gönderdikleri takdirde ayda 5 TL, fukara 10, fukara 20, fukara 30, fukara 40, fukara 50. Bu şekilde 80-71'e gönderdikleri takdirde aylık olarak yetime katkı sunabilirler. Gelen mesajı evet yazdıkları takdirde aylık düzenli olarak kendileri bağış yapmış olacaklar inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.